Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir birleşik fiil kullanılmıştır? Evet, hem birleşik zamanlı olacak. Yani bu ne demek? Ek fiil almış, ek eylem almış bir birleşik bir fiil bu arayacağız. Hem de birleşik yapıca birleşik fiil olacak. Yapıca birleşik fiilden kastımız da iki şekilde, üç şekilde karşımıza çıkabilir. Bir, iki fiilin birleşmesiyle oluşan birleşik fiiller bu şekilde olabilir. Ya da isim artı yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller olabilir. Dolayısıyla bunları dikkate alacağız. Ya da deyimleşmiş birleşik fiil olabilir. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Şıklara bakalım şimdi. A. Zor durumda olanlara yardım etmelisiniz. Yardım etmek. Evet, burada birleşik fiil vardır yapı olarak. İsim artı yardımcı fiille kurulmuş. Fakat yalnızca malı meli gerekli kipi aldığı için, yani sadece bir tane kipeki almış. Dolayısıyla bunun birleşik zamanlı olması mümkün değil. A şıkkı olamayacak bu bilgilerden hareketle. B'ye bakalım. Bu güzel davranışları senden beklerdim. Beklemek eylemi. Eylemimizin kökü bekle. Evet, şöyle gösterelim. Burada R eki var. R eki geniş zaman eki. Aynı zamanda D var. Geniş zamanın hikayesi. Yani görülen geçmiş zamana tamamlanmış. Dolayısıyla burada iki tane kipekini görüyoruz. Birleşik zamanlı bir fiilden bahsedebiliriz ama birleşik yapıca bir birleşik fiil değil. Dolayısıyla bu şıkkı da elemek durumundayız. C'ye bakalım. Bu hastalığı daha önce atlatabilmişti. Evet sevgili arkadaşlar, burada kelimemizi inceleyecek olursak atlatmak fiili, evet burada yeterlilik fiiliyle birleşiyor. Atlatabilmek. Yani yapıca bir birleşik fiil görüyoruz. Peki bunun bir de anlamca, yani birleşik zamanlı bir fiil olması için ne olması gerekir? Ek fiil alması lazım. Bakalım. Atlatabilmişti diyor. Görülen geçmiş zaman eki geliyor ve ardından onun hikayesi diye tabir ettiğimiz bir ek daha geliyor. İşte size bu da ek fiil oluyor. Her ikisini de bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Ama yine de D şıkkına da bakalım. Adetlerimiz yüzyıllar ötesinden süre geliyor. Evet, süre gelmek bir birleşik fiildir. Kalıplaşmıştır. Fakat daha doğrusu burada kurallı bir birleşik fiilden bahsediyoruz. Fakat sadece yor ekini aldığı için, yani birleşik zamanlı değildir. Dolayısıyla bu şıkta olamaz. C şıkkını da burada teyit etmiş olduk.